Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Eğer ki bu açıklamayı izliyorsanız videonun kısa versiyonundasınız. 28 Ekim'de önümüzdeki 6 ayı birden etkileyecek olan tutulmanın burcunuza olan etkisini ve 30 Ekim haftası boyunca yaşayacaklarınızı bu videoda bulabilirsiniz. Tutulmaya dair daha geniş bir bilgi izlemek isterseniz videonun uzun versiyonuna linkten geçebilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta 28 Ekim'le başlıyorum. 28 Ekim tarihinde ve Boğa serisinin sonuncusu burcuna bir tutulma meydana gelecek. sizde de biraz Oh be diyeceksiniz. Çünkü 12. eviniz ve 6. eviniz yani kaygılar, kontrol dışı kayıplar, krizler, psikolojik problemler ile sağlık alanı ve günlük koşturmacanızı çok fazla tetikleyen zorlu bir enerjiydi bu. Artık bitmesi demek birazcık daha rahata eriyorum, düze çıkıyorum, daha mutlu, neşeli, yay halime geri dönüyorum demek. E, 6. evinizde olacak tutulma, iş ortamınızla ilgili belirli düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Bir rutin, istikrar, yeni bir düzen, yeni bir sağlam oluşturmak gibi. E, çalıştığınız bir yer, bir kurum varsa buradaki aslında değişimlere adapte olmak gerekebilir. Ancak bunlar gerçekten de uzun süredir verilen emeklerin karşılığı niteliğinde olacak ve uzun vadeli sonuçlar üreten nitelikte olacak. Sağlığınıza, bedeninize özen göstermek isteyebilir. Yeni bir beslenme biçimi, diyet, spor ile ilgili yeni bir rutin, düzen oluşturmak isteyebilirsiniz. Biraz konfor ve rahatlık isteyeceksiniz günlük hayatınızın içinde. Çok koşturmacanın içine girmek istemeyeceksiniz. İşin açıkçası daha düzen daha rahat olduğum bir düzene ihtiyacım var diye düşünebilirsiniz bunu sağlıkla ilgili şifa beklediğiniz bir konu varsa Mars karşıtlıkları var yani beklenmedik minik bir operasyon bir zorluk bir gerginlik bir huzursuzluk Harlan daha olabilir ama genel anlamda şifayı da getirecek bir tutulma olduğunu düşünüyorum e, sadece gerçekten Hani venüs tepelerde bu esnada filan çalışmak, üretmek, mütevazi ve istikrarlı bir şekilde istediğimiz şey için bir alan yaratmak diye gösteriyor size gökyüzü. O yüzden bir tık daha fazla kendinizle ve çalışma temponuzla, kariyerinizle ilgileneceksiniz gibi duruyor bu tutulma ile. Şimdi devamındaki süreçte 30 Ekim haftası boyunca Güneş, Merkür ve Mars 12. evinizde. O yüzden bu rutini oluştururken hani günlük hayatımla ilgili bir şeyler yapayım diyor gökyüzü bize. Büyük kararlar, büyük bir şeyleri ortaya koyma an anlaşmalar, büyük konuşmalar zamanı henüz değil. Biraz daha geriye çekiliyorum. İç dünyamı ve ihtiyaçlarımı halen daha gözetiyorum. Bir strateji kuruyorum. Bunun için eyleme geçecek kurguyu yapıyorum teması var. Biraz tabii ki kayıplarımıza odaklanabiliriz. Biraz krizlerimiz olabilir ister istemez. Birkaç haftalık bir süreç bu. Sizin sezonunuza çok az zaman kaldı. Sizin döneminize geldiğimizde çok daha geniş, büyük ve rahat bir şekilde risk alan bir şekilde eyleme geçeceksiniz. O yüzden sağlığınızı özen gösterin. Günlük hayatınızı iyi yönetmeye bakın işle ve kariyerle ilgili çözümler üreterek devam edin diyor gökyüzü. İlişkiyle ve aşkla ilgili olarak halen daha çözülmeyen bazı konular olabilir. Daha çok tutkudan yola çıkarak hareket edilebilir. Kendi içimizde gizli saklı bir şeyleri önce bir yaşayalım, anlayalım. Ondan sonra ne varsa ortaya dökelim diyebiliriz. Biraz daha böyle gizlilik teması, kapalılık, üstü kapalılık teması söz konusu halen daha sevgili yaylar. Dikkatli ilerlemek daha akıllıca olacaktır bugünlerde. Yani çalışalım, üretelim günleri. Sonrasında neşe ve umut günleri geliyor. Sizler içinde. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, 28 Ekim tarihinde e, Boğa burcunda Akrebe Boğa hattının son tutulması meydana gelecek. Hepimizi rahatlayacağız. 2021'in Kasımından beri süre gelen bir süreç artık bitecek ve odağımız artık bambaşka bir konulara doğru dönmeye başlayacak ki zaten 14 Ekimle beraber bunu hissetmeye başladık. Nedir derseniz, 28 Ekim tutulması sizin için hobilerim, yeteneklerim, e, kendimi ifade ettiğim e, konular ve alanlar ve beni mutlu eden konular temasıyla çalışıyor. Çocuklarım, çocuk istiyor muyum, istemiyor muyum, çocuğum varsa onun hayatı nasıl, nasıl devam edecek? Aşk hayatın flörtler, neşeli ve mutlu kılan şeyler temalarına doğru bir açıklık getirecek. Yani kiminiz yeni bir aşka yelken açabilir. Bir süredir emek verilen şeyin sonucu olduğu için aslında ilişki içinde mutluluğu artık tat, tat, e, mutluluğu ve tatmini hissedebilirsiniz. Çocuk istiyorsanız bununla ilgili bir gelişmeler olabilir. E, spekülatif yatırımlarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Burada iki tane parantez açmak istedim istiyorum. Mars Jüpiter karşıtlığı var. Finansal anlamda bu beklenmedik dalgalanmaların olabileceğine işaret eder. O yüzden aslında spekülatif yatırımlardan karda çıkayım derken zararlı olabiliriz. Yani yepyeni yatırımlar yapmak çok akıllıca olmayabilir. Hali hazırda elimizdeki kaynakları daha çok büyütmeye bakmak daha akıllıca olacaktır. Çocuk istiyorsak da tutulmaya Hani Mars karşılığı bir cerrahi müdahale ve bir operasyon bir pürüz ihtimalini düşündürttüğü için hani kontrollerimizi her zaman yaptırarak özenli bir şekilde kendimize de dikkat ederek devam etmek iyi olacaktır bu süreçte diyebilirim. Genel anlamda daha e, tatmin duygusu yaşamakla ilgili olacak sizin için sevgili oğlak burçları bu süreç Bu anlamda güzel olacaktır büyük toprak üçgeni oluşuyor Çünkü sizin için sizin tarafınız Venüs tepede hayallerim umutlarım yeni bir şeylere başlayabilirim e, tatmin duygusu yaşıyorum ve verdiğim emeklerin karşılığını alıyorum yeteneklerim artık görülüyor Demekle ilgili bir süreçten geçiyorsunuz şimdi tutulmanın devamındaki süreçte Merkür Mars ve Güneş 30 Ekim haftası boyunca özellikle 11 evinizde olacak hedefler belirleyecek Bunlara uygun eylemler yapacaksınız. Ee, yeni insanlarla tanışacak, insanlardan çevrenizden, kaynaklarınızdan nasıl destek alabileceğinizi çok daha iyi bir şekilde kurgulayacaksınız. Yani insanlar, tanışma, strateji, hedefler, gelecek odağı var burada. Ee, biraz hırslanabilirsiniz hedefleriniz için. Rekabetçi bir tutum sergileyebilirsiniz. Sosyal çevrenizle kavgacı bir enerjiye girmemek daha akıllıca olacaktır. Bunun yerine uzun vadeli planları düşünerek hareket etmek iyi olacaktır. Bir sonraki haftanın Cuma ve Cumartesi günleri 3 ve 4 Ekim tarihlerinde beklenmedik konuşmalar bir anda fikir değişiklikleri bir anda bazı planlardan, hedeflerden vazgeçmeler veya belli insanları hayatımızdan çıkarmalar olasıdır. Bakış açımız değişecek diye göstermiş. Venüs Neptün karşıtlığı da var. Ee, belki yolculuklar esnasında veya telefonun ucundan bize ulaşan birileri, dijital bankacılıklar falan da olabilir. Buralarda yalan dolan, kandırmalar, böyle bir enerjiler söz konusu olabilir. Daha temkinli ilerlemek, daha akıllıca olacak gibi geliyor bana sevgili oğlak burçları. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar 28 Ekim tarihinde Akrebe Boğa hattındaki tutulmaların sonuncusu meydana geliyor. Boğa burcunda olacak. 2021 Kasım ayından beri mücadele ettiğiniz birçok şeyin artık olumlu yönde sonuçlandığını göreceksiniz. Satürn de artık sizin burcunuzda değil çünkü bir oh ve diyecek. 2030 2031 yıllarına kadar da rahatsınız. Bunu da aklınızda tutabilirsiniz. Yani daha bir rahat edeceğiniz bir evre olacak diyebilirim size. Şimdi bu Boğa burcundaki tutulma yuva ev hane alanınızda olacak. O yüzden evin içinde e, ilişki anlamında istikrara ulaşmak anlamına gelecektir. Aşk hayatım ve evliliğimde uyumun olması, aile büyüklerimle bir dengeye girmek, aile büyüklerimin ihtiyaçlarını karşılayabilmek gibi istikrar, sağlam, güvenlik, para, uzun vadede güvende hissetmek gibi temalar söz konusu. Gayrimenkul ve emlakla ilgilidir Boğa burcu. O yüzden böyle bir alım satım işleri Ondan sonra evi taşımakla ilgili konular gündeme gelebilir ama bu artık hani bir düzene ulaşmak için son ve gerekli hamle gibi diye düşünebilirsiniz e, güvende hissedeceksiniz bir diğer taraftan kariyeriniz için çok emek verdiğiniz koşturduğunuz mücadele ettiğiniz bir dönem olacak geride bıraktığınız artık hani yoruldum bıraktım dönüştürdüm dediğiniz birçok mesleki konuda da geldiğiniz yerden yine tatmin olacaksınız gibi geliyor bana e, yeni stratejiler yeni hedefler belirlenecek çok konuşacaksınız çok iletişim. Hatta 30 Ekim sonrasında böyle bir 5-6 gün boyunca rekabet, mücadele, hani koşturma hali çokça olacak gibi diye göstermiş. eşimiz varsa, eğer partnerimiz eşimiz, onun ailesi içindeki koşturmacalara da müdahil olmamız ya da bir şekilde dahil olmamız gerekebilir diye gösteriyor sevgili Kova burçları. Yani bu haftalarda gündemimiz daha çok aile, kariyer arasındaki dengeyi oturtmakla ilgili. Bir sonraki haftanın cuma ve cumartesi günleri yani 3 ve 4 Kasım tarihleri Merkür Uranüs karşıtı var. Beklenmedik bir konuşma, fikir değişikliği, kariyerdeki bir konunun eve yansıması, iki aile arasındaki dengeyi bulmak gibi şöyle bir konuşmalı ve gerginlikli ve fikir değiştirmeli bir gün bizi bekliyor. E, çok sert bir şey olmayabilir ama biraz esnek davranmak daha akıllıca olacak. bugünlerde zaten Venüs Neptün karşıtlığı var. Büyük ihtimalle kontrol dışı bir harcamalarımız da söz konusu olacak. Ama dikkat edelim böyle dolandırıcılık enerjilerine de açıktır bugünler ne olursa olsun. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar sevgili sevgili balıklar 28 Ekim tarihinde Akrep ve Boğa serisinin son tutulması meydana geliyor. Boğa burcunda meydana geliyor. Bu tutulma 2021 Kasım'ından beri mücadele ettiğimiz birçok konuyu artık sonuçlandıracak ve hayatımızda yeni bir sayfa açacağız diyelim belki ya da odağımızı farklı alanlara doğru çevirmeye başlayacağız. Hatta siz bunun etkisini 14 Ekim tutulmasıyla hissetmeye başladınız. Bu da finansal konularınıza odaklanma, beraber yatırım yapma, finansal konular, eşle ilişkiyi bu anlamda geliştirme, uzun vadeli planlar yapma gibi temaları karşınıza çıkarttı, çıkartmakta ve çıkartacak birazcık daha fazla bundan sonra. Boğa burcundaki tutulma, 28 Ekim'deki tutulma size kendiniz ve hayatınızla ilgili istikrarlı, stabil, sağlam ve uzun vadeli kararlar almayı tavsiye ediyor. Yakınlarınızla olan ilişkilerinizin belirli bir rutine ve düzene oturduğunu görebilirsiniz. Daha güzelleştiğini, daha iyileştiğini görebilirsiniz. Yurt dışı yabancılarla ilgili, ticaretle ilgili eğitimle ilgili koşturmacalarınız varsa eğer bunları belli bir noktaya getirdiğinizi artık büyük ve uzun hayaller yerine önümdekine odaklanarak daha mutluluk ve tatmin odaklı yaşayacağım dediğinizi e, daha, daha fazla görüyorum açıkçası. Yani böyle şeyler demeye başlayabilirsiniz gibi diye gösteriyor. Yakınlarınızla ilişkileriniz dikkat yönetin. E, seyahatler, yolculuklar, yurt dışı ile bağlantılı şeyler için, ticaret için para harcamalarınız olabilir. E, hırslarınızı çok böyle keskin hırslar değil bunlar ama sağlam adımlar atarak uzun vadeli sonuçlar üretmek istediğinizi görüyorum bu evrede. Biraz kendinize ve fikirlerinize odaklanacaksınız kısaca. İlişki ile ilgili sen-ben teması ile ilgili bir zorluk yok. Hatta beraberce gelecek planları üretme teması var. Bir ilişki yoksa hayatımızda bu direkt ilişki vadeden bir enerji değil. Ama yakınlarımız biz bize biriyle tanıştırabilir, sosyal medya üzerinden biriyle tanışılıp konuşulabilir de aslında bu e, zaman içinde oluşacak, gelişecek bir temayı anlatır bize e, gökyüzünde. Şimdi bir sonraki hafta Merkür Mars 30 Ekim itibariyle Merkür Mars Güneş beraber hareket ediyorlar. Özellikle Merkür Mars beraber yolculuklara çıkılabilir, anlaşmalar yapılabilir, hukuki mücadeleler olabilir, yurt dışı ile bağlantılı planlamalar, uzun vadeli planlamalar, eğitimler, eğitim planlamaları, duyurular yapılabilir gibi duruyor burada biraz da bir ketum ve stratejik akrabik misal hani böyle uzun vadeli düşüne düşüne adımlar atmak isteyeceksiniz. Cuma ve cumartesi yani 3-4 Kasım tarihlerinde fikir değişikliği, beklenmedik değişiklikler, rota değişikliği olabilir diye göstermiş. Venüs e, Neptün arasında karşıtlık var. İlişkide biraz daha yumuşak, romantik ve duygusal bir enerjiyi anlatır bize. Eğer ki o günlerde birileriyle tanışırsak biraz gözümüzü hani şey bürüyebilir böyle. Hani pembe gözlüklerle bakıyor olabiliriz. Tam olarak karşımızdaki kişinin huyunu suyunu anlayamayabiliriz. O yüzden çok hızlı karar almayın o iki gün içinde derim. Ama daha yumuşak ve ılımlı bir enerji olacak gökyüzünde diyebilirim sevgili balık burçları. Yani kendinizi düşünün geleceğinize dair hayaller kurun, bunlar için kararlar alın ama kısa vadede ne yapabilirim ve nasıl çözüm üretirim buna bakarak harekete geçin, yakınlarınızdan destek almaya bakın. Bu dönemin enerjisi kısa vadede sizin için budur.